güzel. ...14.2020 tarihinde yani geçtiğimiz Cuma günü Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığı Otobüs Şube Müdürü Aytaç Özkan tarafından saat 17'de toplantı düzenleyeceği belirtilmiştir. Bütün çalışanların ve şoförlerin belirtilen saatte belediyeye ait terminalin yanındaki iş yerinde toplanması istenmiştir. Yani bu aynı zamanda Büyükşehir ve Belediyesi'nin otobüs garajının temizlik hizmetlerinin, bakım hizmetlerinin yürüttüğü yerleşkedir. Bu toplantı esnasında daha önceden bazı çalışanlı arkadaşlar tarafından çeşitli nedenlerle, çeşitli sıkıntılardan dolayı sosyal medyada paylaşımlar olmuştur. Bu paylaşımlardan birisi de COVID-19 nedeniyle çalışanlara yönelik alınması gereken sağlık önlemlerin alınmadığını, arkadaşların can tehlikesi riskte olduğunu ve halk içinde çalıştıklarını ve sözlü ve temas halinde, dokunmalı temas halinde olduklarını belirterekten bu ilgili eldiven, maske, dezenfekte malzemeleri gibi eksiklerin giderilmesini isteyen sosyal medyadan yazılar ve efendime söyleyeyim görüntülü paylaşımlar yapmışlardır. İlgili müdür şüphe arz ettiği çalışan şoför personele yönelik içinizden bir arkadaş işte şöyle şu bizi eleştirmiştir, bizi küçük düşür, ağır sözler sarf etmiş. Ayrıca bu kişiye karşı provoke etmiş, oradaki insanları kışkırtmış ve kendini de hakaret etmiş. Artı diyen çalışan, diğer çalışan arkadaşlara da farklı bilgi aksatarak, farklı söylemlerde bulunarak linç seviyesine getirmiş. Bu yetmezmiş gibi, olayı linç seviyesine getirmiş, bu yetmezmiş gibi artı hakaret etmelerini istemiştir. Sendikamız üyesi olan çalışan şoför, diğer çalışanlar tarafından, şoföre diğer çalışanlar tarafından ana avrat küfür, hakaret ettirilmiştir. Söz konusu ayıplı eylemi şiddetle kınıyoruz ve tasvip etmiyoruz ve bu olay bizi rencide etmiştir, yakından takipçisi olacağız. Bu onur kırıcı çalışanları rencide edici, insanları toplum önünde şeref faziyetlerini küçük düşüren bu eylem bir müdür, bir idareciden öte bir insan olan kişinin yapabileceği bir olay değildir. Medeni bir kişiye yakışmayacak insanlık dışı bir eylemdir. Bunu nasıl bir böyle bir icraatta bulunduklarını hala anlamış değiliz.